Sezai abi kendini genç gösteriyor. Yaşı da artık aslında orta yaş, 67 yaşındasınız. Yüksek sese maruz kaldı mı kulaklarınız? İş hayatınızda. Kulak zararı patlattı, hapşırdı. Hapşırınca kulak zararı patladı. Doktora gittim, işte ilaç verdim. Sonra kendimle kapattım. İş yaşamınızda yüksek sese maruz kaldınız mı? Şimdi bak, Sezai Bey amca. Şimdi bu işitme testine baktığımızda, biz bu testi neden yaptırıyoruz? Aslında sağır değilsin, duyuyorsun. Evet. Ancak konuşma frekansı 2000 Hz. Sizin tiz seslerde, ince seslerde kaybınız var. Aslında bu işitme kaybı normal, daha genç hastalarda tolere edilebiliyor. Yani anlama normal olduğu için, algılama normal olduğu için bu işitme kaybını tolere edebiliyor. Ancak belli yaştan sonra ister istemez algılama bozulduğu için 2000 Hz'den olan tiz seslerindeki bu kayıp hastalara daha fazlaymış gibi yansıyor. Dolayısıyla bu iç kulaktaki bir problem. Yani dış kulak ya da orta kulakla alakalı değil, kulak zarınızla alakalı değil, ince seslerde olan bu kayıp, iç kulakla alakalı bir kayıp. Şimdi bakalım, tomografide de zaten çekilen tomografide de hiçbir problem yok. Hiçbir enfeksiyon yok, hastalık yok, kulak zarı sağlam, orta kulak sağlam gözüküyor. Yani size şöyle anlatayım. Elektrik, ampul sağlam, priz sağlam ama binaya gelen elektrikle ilgili bir sıkıntı var. Biz istediğimiz kadar ampulü değiştirelim, prizi değiştirelim. İşe yaramaz. Binaya yeni bir hat çekmek lazım, elektrik hattı. Yani işitme cihazı bu işe yarıyor. Binaya yeni bir elektrik lazım.